Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery metodlarından find metodunu göreceğiz. Find metodu bir elementin içerisinde bir element aramanızı sağlar. Şu şekilde bir kullanımı vardır. Ben hemen bir HTML yapısı oluşturayım kendimize. Şöyle düşünün. ule diyelim, liste olsun bu. Bunun içerisinde li olsun, deneme olsun. Bir tane daha olsun. Class olsun ya da şöyle. Test olsun, tamam. Test class'ı. Deneme değil bunun adı. Tamam, deneme 2 olsun, deneme 3 olsun, 4 olsun. Bilemedim. 1 olsun. Evet. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Şöyle görelim. Deneme 1, deneme 2, deneme 4 gibi. Şimdi benim amacım şu test değil de bir class'ı olmasın. Benim amacım listenin içerisinde tıkladığım zaman ya da fark etmez. Listenin içindeki class'ı test olan elemanı almak, bulmak. Tıkladığımda belki de bunu yapmak. Evet. Tıkladığımda listenin içerisindeki test elemanını bulabilmek. Ya da bu, yani bu şu an mesela kullanışsız gibi geliyor olabilir size. Fakat mesela şurada neredeydi? Change metodunda mesela aynı şeyi yaptık burada. Onu da sonra örnek olarak gösterebilirim. Şimdi başlayalım. Diyorum ki class'a liste olan elemente tıklanıldığında, click yapıldığında bir tane fonksiyon çalıştır. Bu fonksiyon da şu işi yapsın. Diyoruz ki dolar this, yani bu ule'yi verecek bana. Ule'nin içerisinde bul, find. Neyi bul? Li'lerden class'a liste olanı bul ve bunun CSS'ine, ne bileyim, ne verelim mesela. Border versek mantık olmaz. Ekran kalır verebiliriz biz. Ekran kalır. Hop hop. TSF1 F1 F1 F1. Evet. Evet, çalışmadı. Niye çalışmadı? Hemen bakalım ne yaptık biz. Background color vermedik mi? Li'lerden this liste. Ha pardon, liste değil. Test olacak, özür dilerim. Test olanı bul ve arka planını yenile dedik. Evet, getirdi şimdi. Gördüğünüz gibi bunun arka planını değiştirdi. Şimdi bunu normalde de seçebilirdik diyebilirsiniz ama mesela listeye tıkladıktan sonra onun içerisinde bunu bulmak birazcık, tabii şöyle olsaydı mesela, hani şöyle yapabilirdik diye bir düşünceniz olabilir. Hani ben zaten bir tane şeyim var. Şöyle yapabilirdim diyebilirsiniz mesela. Testin arka planı değiştir diye. Aynı sonucu verdi mi? Verdi. Aynı sonucu yine verdi. Fakat bu sefer ne olacaktı? Şöyle yapsaydık ne olacaktı mesela? 3 tane olsaydı. Ben şunu küçülteyim mesela bu sefer. Yenilediğimde tabii benim bir şey koydu. Neden bu kadar yavaş bu sayfayı şey? Evet, pardon, tıklamamı bekliyordu ya, doğru. Tıkladığımda hepsini yapmış olacaktı. Ben hangisine tıklamak istiyorsam, o zaman tıkladığımın içerisindekini bulmak istiyorsam ne yapacaktım? Mesela dizide nasıl parent'a çıkıyorduk? Bunda da şöyle bir şey yapıyoruz. Zaten listeye tıkladığım için bunun içerisindeki elementlerden find ile buluyoruz ve onu değiştiriyoruz sadece. Yeniledim. Bunu değiştirdim mesela. Bunu değiştirdim. Bunu değiştirdim. Bunu değiştirdim. Bu işe yarıyor. Find. Burada da aynı şey var mesela. Diyoruz ki şehir listesi değiştiğinde, yani şuradaki combo box değiştiğinde tıkladığım option, yani tıkladığım select'teki seçilen option'ı getiriyor bana. Find option, filtre seçilen option'ı bul ve text değerini al, şuradaki değişkene, text adlı değişkene ata. Burada da aynı iş yapılıyor. Find çok önemli bir metottur, hiç gibi. Çok kullanılır. Genel olarak zaten ben de çok kullandığım metotları sizinle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.